Arkadaşlar yeni YouTube videosundan herkese merhaba. Şu an hostelden çıkıyorum. Karnım acıktı, yemek yemeye gideceğim. Aşağıda Ahmet yemiş, ben de gideceğim orada yiyeceğim. Gündüz vakti ilk defa İndisyan'a çıkıyorum. Daha ikinci günüm. Bakalım size yavaştan biraz da etrafı göstereyim. Ülke direkt abi toprak kokuyor yani. Baharat kokuyor. Leş gibi. Yani yalan yok yani. Ne kokladığımı anlamıyorum. Burnum tıkandı sana, az kaldı yani. Sağda soldan 35 tane korna sesleri. Her yerde NPC dayılar. Bakalım paramızı aldık ne yiyeceğiz hiç bilmiyorum. Ama abi her yerde bir detay var biliyor musun? Mesela bu dayı niye burada oturuyor? Burada yumurta koruluyorlar. Nüfus o kadar fazla ki bir sürü iş var yani. Herkes bir yerde, bir dükkanda bir şeyler yapıyor. Bu ne yapıyor? Köpeklere yardım ediyor. Oğlum adamı ilk görünce Ekrem İmamoğlu sandım lan. Kimi düşünelim? İsmi söyle gideyim ben haydi. Miroğlu. Miroğlu. Hayda ninna 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 na. Bu da terlik ayakkabı satanlar var. Ucuzdur ya büyük ihtimal. Sizi trafiğe çıkartayım. İnşallah araba çarpmaz. Güneş acayip vuruyor. Yani yaya yolu mantığı çok fazla yok. Baksana ne yapmışlar. Müslüman oranın da fazla biraz Mumbai'de. Ben Hindistan'da çok fazla Müslüman olduğunu düşünmedim ama bayağı varmış yani. Abi şurası mı geldi ya? Toz var ki, o kadar çok toz var ki. Şuraya geçelim. Abi video çekmeye utanıyorum yani. Çünkü çok kalabalık olduğu için şimdi herkes sana bakıyor. İnsanlara soru sormak istiyorum. Çekil lan kedi. Aha, bir sokak lezzeti daha. Ne yapıyor? Ekmeği yiyor. Bu da yemek yenilmez ya. Buradan yiyeyim mi arkadaşlar? Oğlum bu insanlar nasıl karşıdan karşıya geçiyor? İlk defa Hindistan'dan karşıdan karşıya geçiyorum. Abinin arkasına takıldım, arkasından gidiyorum. Bakalım burada yenilecek bir şeyler var mı? Bir de yolun karşı tarafına bakalım. Ya aklınıza ne geliyorsa hepsi böyle bakkal şeklinde yapmışlar abi. Her şey var yani. Sultacı. Dayım nasıl yapmış orada? Çok fazla tuttuk var. Arkadaşlar bu tuttuğun babası Hindistan'mış galiba. Yani Hindistan'dan çıkmamış ya bu tuttuk olayı. Ben de hayallerimden biri bunlardan bir tanesi alıp Türkiye turu yapmak istiyorum yani. Türkiye'ye gitmek istiyorum bu tuttuğu. Daha önce Türkiye'de tuttuk görmedim. Ama yani ilk tuttuğu getiren ben olmak istiyorum yani. Toplasan 2-3 defa tuttuğa binmişimdir çünkü tuttuk pahalı. Hakikaten pahalı yani. Böyle bunun uygulamaları falan var. Uygulamasından çağırdığın zaman ona Bolt diyorlar. Uygulamasından çağırdığın zaman bir sıkıntı yaşamıyorsun. Daha yani neyse o fiyatı ödüyorsun. Ama sen turist olduğun için her türlü seni bilmem ne yapmaya çalışıyorlar. Bakalım şurada bu ne? Limon. Ben deneyeyim mi lan? Deneyeceğim onu. Hello. Ananaslı mı yiyeyim, limonlu mu? Bir tane yiyelim bakalım nasıl olur. Sus.
suyunu sıkıyor. Bir limonlusu var. Bir de ananaslısı var. Ben ananaslıyı seçtim. Size ne attın lan? Şurada bir şey yanıyor. Havaya çıkıyor böyle bir şeyler. Zehirlenmezsem sıkıntı yok. İlk defa sokaktan bir şey deniyorum. Bakalım. Bekledi. O kadar temizledi falan. Ondan sonra parayı verdi. Şerefsiz parayı vermeyecek diye çok korktum. 500 verdim. Büyük para 500'de. O da 6 dolar falan tekabül ediyor. Bu içtiğim şey 15 TL falan yani. 1 dolar 82 rupiye falan tekabül ediyor. 40 yazıyordu. Adam benden 50 aldı. Ya uğraşamam. 1 lira için 50 kuruş işte. Şimdi kavga mı edeceğim onunla? Dedim al senin olsun. Hiçbir şey demedim. Tadı nasıl dersiniz? Ananası çapması gibi abi. Ananası değil gibi yani. Neyse ilk defa sokaktan bir şeyler deniyor. Şimdi böyle bir yeme geldi. Restoran güzel gözüküyor. Bakalım bir sipariş alacaklar mı? Ben tavuklu pilav söyleyeceğim. Şimdi aklıma geliyor. Chicken rice. Chicken fried rice? Yes. Okay. One. Söyledim şimdi bakalım gelecek. Müslüman bir yere benziyor. Galiba bundan Müslüman. Sos tabağa getirdiler. Size göstereceğim çok önemli bir şey var. Ben bunu yaşadığım için çok mutlu oluyorum. Bir turist olarak. Arkadaşlar reise 38 yazıyor. Yani 38 rupi. Aynısını ben Sri Lanka'da görmüştüm. Fiyatları üstünde yazıyor. Yani üstünde yazması kadar güzel bir şey yok. Çünkü sizi dolandıramıyorlar. Biliyorsun ki kardeşim burada 38 yazıyor. Sana iyidir yani. Evli falan istiyorum benden. Çok iyi bir şey. Ben mutlu oluyorum yani. Çocuk çatalla kaşığı nasıl böyle kepçe gibi kullanıyor anlamadım. Yemek geldi arkadaşlar. Tavuk bu. Üstüne biraz bundan dökeceğim, yiyeceğim. Tadı güzel arkadaşlar. Acısı da güzel. Ben beğendim. Şimdi yemeği yedim. Toplamda 155 rupi geldi. O da 2 dolara falan tekabül ediyor. Neydi o? French rice, chicken. Bir de o işte. Yavaştan yiyoruz arkadaşlar. Şimdi akşam oldu. Ben önce dinlendim. Dünden beri yorgunum yani. Ramazan'dan dolayı galiba yemek var. Bu ne kalabalık. Dayım sen ne yapıyorsun be? What is this? Main. Sudi Midal. Sudi Midal. Nemkin. Bu mu şeyde vardı, Maldivler'de vardı. Şekerli bir şey ya. He. Bu da fıstık yapıyor. Ne yapsam ama bu da helal yazıyor arkadaşlar. Müslümanlar da var. Burası Müslüman. Aynen. Çok fazla dilenci var arkadaşlar. Neyse para istiyor. Birine versen diğeri istiyor. Onun için hiç para vermeyin. İnternet alacağız. Elemanın birine sorduk. Büyük ihtimalle ekstra para almak için mi? Yok. Airtel. Bakalım bu da fiyatlar nasıl? Bunlar dolandırıcı ya. Yani bir yerden bir şey almak çok zor bir şey. 1500 lira fiyat çekti. Normalde 500. Allah'ım çıldıracağım bu ses de ya. Mumbai'de şimdi böyle bir yere geldik. Arkadaşlar böyle bir kağıt var. Fiyatlar yazıyor. Yani 1 dolar 82 rupiye denk geliyor. Biz şu 600 rupiye olanı alacağız. O da 1 ayla 3 aylık değil de 1 aylık. Bu başka bir şey. 105 GB. Bunu kullanacağız. Yani diğer yerlerimi sorduğumuz zaman onlar 1500 diyor. Biz tam merkez gibi bir yere geldik. Bu da alacağız şimdi. Daha önceki ülkelerde internet almamıştım. Bir tek Sri Lanka'da almıştım. O da çok ucuz olduğu için. Hindistan biraz zorlu geçtiği için mecbur internet alacağım. İkinci defa internet satı alıyorum. Ya Hindistan'a gelirsen de zaten internetini al abi, ondan kısma yani. Kalacak yerden kısmayacaksın. Ondan sonra yemekten kısmayacaksın. Yani yemekten kısmayacaksın dediğim, yani yerden yemek et içmeyeceksin. Et yemeyeceksin. Yani yerden su içmeyeceksin. Çok fazla bakteriler şeyler var. Yani dikkat etmek lazım. Dikkat edin abi. Şimdi internetleri aldık. Bir tane aldık biz ama bizi iki tane verdiler. Tam olayı anlamadım. Bir alana bir bedel vermiş galiba.
Şimdi bizim bir arkadaşımız var sırtında bir dünya, ya bir durun iki dakika bir şey anlatayım ben, basmayın konuya. Şimdi bizim bir arkadaş var sırtında bir dünya, onun yanına gidiyoruz, o da burada şu anda Mumbai'de arkadaşım. Bakalım 9 kilometreymiş, ya tuttuğa bineceğiz ya da tren ya da otobüse bineceğiz, bilmiyorum tam olarak ne bineceğiz. Bakalım Gürkan'ın da yanına doğru geçelim. Where are you now? Sorry? This Indian language? Yeah. In Hindi. Urdu. Pakistan language. Yes. Arkadaşlar Ertuğrul Gazi ile Osman Gazi filmlerini biliyorlar. Bayağı famous diyor. Abi kimliğine bakar mısın? Şimdi bunlar sim kartı bize satan kişiler. Orada çalışıyorlar. Aylık 20 bin rupi alıyorlarmış arkadaşlar. 7700 TL falan. Biz bak. Burada şansına bak. Ben Urdu. Ertuğrul Gazi biliyorlar. Burnum tıkandı ya yine. Not this. This big. Arkadaşlar yukarıdan metro geçiyormuş. O metronun oraya gideceğiz şimdi. Hemen şu yukarıdan biniliyor. Oraya gidelim. Düt 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 düt. 40 rupi ödedik değil mi? Kişi başı 40 rupi, 2 tane tiket verdi. 80 rupi. Şimdi Gülkan'dan oraya doğru geçiyoruz. Şimdi metro biniyoruz. 35 bin kişinin içemeyeceğiz galiba. Bilmiyorum kaç. How many people? No countable. Kapıya sıkıştık. Bakalım ne olacak. Hale bak. Trenle indik, şimdi başka trene gidiyoruz. Arkadan cümbür cemaat geliyorlar. Hızlı olmamız lazım. Arkadaşlar tren biletini aldık. 5 rupi. Yani çok ucuz denk geliyor. 10 kuruş falan. Millet nasıl konuşuyor? Şimdi trende indik. Başka bir trene geçiyoruz. Bir daha sonra ineceğiz. Trenle bir garip. Kolumun şurası sinek mi ne ısırmış bilmiyorum da. Köşüne inşallah bir şey olmaz. Korkuyorum yani. Numara 7'ye bineceğiz. 2 dakika sonra ineceğiz. Şimdi şurada kadınların yeri olduğunu gösteriyor. Sadece kadınlar biniyor. Burada da hareketler. Ben de öyle gidiyorduk. İnsanlar dedi gel beraber gidelim. Öyle sohbet muhabbet. Bu ne? Pamuk şeker. Güzelmiş lan pamuk şeker. Çok iyi insanlar ya. Şimdi şu ileri doğru gidiyoruz. Abilerle beraber. Ufaktan etrafı göstereyim size. Saat şu an yaklaşık 10. Yani insanlar yavaştan dükkanlarını kapatıyor. Ama güzelmiş. Bunlar otelde çalışıyormuş arkadaşlar. Şu anda otele gidiyorlarmış. Diyor deniz mahsulleri yemeği falan satıyoruz diyor. Şurada da bir yapı gibi bir şey var. Tam olarak ne olduğunu çözemedim. Arkadaşlar, şöyle tanıştıklar var. Yeah, what's your name? İbo. İbo. İbrahim. İbo? Yes. Ah, okay. His name is like Indian. Ahmad. Ahmad is Indian. İbrahim. İbrahim? Yes. It's also Indian name. Like Indian Muslims. Yeah, Muslim names. Ne haber lan? Hello. What's your name? İbo. İbrahim. Arı, idar bak kırdı, acha area. Arkadaşlar, Gürkan nerede tanış oldun? Nerede tanış oldun? Nerede tanış oldun? Nerede tanış oldun? Are you making YouTube? YouTube. Oğlum kıyafet almışsın lan. Baba çocuk verdi ya. Ayar oldum zaten çocuklara çaktım. Gaz almaya gittik. Şu an kodları çalışmadı ama ne koyayım böyle dedim gazı. Ne kadar? 500 rupi. Ya. Arkadaşlar şimdi bu elemanlara oturmaya gidiyoruz bir yere. Bakalım nereye gidiyoruz. Kızları aldık. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz galiba. Ne? Bir şeyler yemeye içmeye gideceğiz. Ne fotoğrafını çekin deli. Oğlum ne büyük gözükmeye bakma. Kafalar çok küçük ya. Vallahi. Yemeği Turkish high. Çok basit yani. Turkish high. You're recording? Yes. Yes, good. Nice. Şey, yedik içtik. Şimdi dönüş vakti evimize dönüyoruz. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Goodbye. Aslında az önce YouTube videomu bitirecektim ama bizden eve takılan şerefsizler indiler. Bizi hiçbir yere bırakmadı. Baktık bizde yarım saatlik yol var. Yürüyelim dedik.
saçma sapan yollara girdik. Ya bir şey gelirse başımıza bu da gelir ya. Karanlık, insan yok.